Mutlu günler sevgili izleyiciler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün programımızın gündemi hukuk. Son zamanlarda ülkemizde özellikle yargının durumunu ele alacağız. Ve bugün stüdyo konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Avukat Tuğba Ütebay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Efendim maalesef şöyle baktığımız zaman çeşitli kategorilerde en çok mahkumiyet kararının verildiği ülke aynı zamanda ülkemiz. Son zamanlarda işte hukuki gelişmelere de bakınca pek parlak bir şey göremiyoruz açıkçası. Ve işte örneğin bir örnek vermek de gerekirse 2016 yılı için Dünya Adalet Projesi yapılıyor. Orijinal ismi de World Justice Project diye ve Türkiye bu yapılan projede 113 ülke arasında çeşitli kriterlere göre yapılıyor tabii bu araştırma. Türkiye 99. sırada. Yani 113 son ülke arasında evet son sıraları takip ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz hukukun içinde bulunduğu şu anki dönemi özellikle? Şimdi yargı uygulayıcıları maalesef ön yargı ile çoğu zaman dosyalara baktıklarını görüyoruz. Yani çoğu zaman Ergenekon dosyasındaki gibi savunmaları ciddiye almadan, daha doğrusu savunmalardaki detayları göz önünde bulundurmadan kafalarında bir ön yargıyla dosyalara baktıklarını görüyoruz ve bu ön yargıyla da karar verdiklerini görüyoruz çoğu zaman. Örnek, tutuklama gerekmeyen dosyalarda tutuklamaların verildiği, adli kontrol yapılabilecek, serbest kalınabilecek dosyalarda bunların olmadığı, tabi hakim ilkesinin ortadan kalktığı, karar verecek hakimlerin sürekli yer değiştiriliyor olması ki biz buna tabii hakim ilkesi deriz. Yani bir kişi bir suç işlediğinde orada kim varsa o dosyaya o hakim bakar. Yani o andaki kimse o devam eder. Yeni birisi getirilmez. Ama bunun çoklukla değiştirildiğini artık neredeyse kişiye özel hakim atama noktasına doğru hızla gidildiğini görüyoruz. Bu da yargının tabii hakim ilkesini adeta ifade ediyor. Dolayısıyla bizim açımızdan da son derece üzücü. Hakimler ve savcılar arasında elbette ki görevini layıkıyla yapanlar vardır ama bu son uygulamalar bize yargının ön yargıyla artık dosyalara baktığını gösteriyor. Ki ön yargı dediğimiz şey, halbuki adalet dediğimiz şey öyle bir şeydir ki karşısına kim gelirse gelse eşit davranmak zorundadır. Ama öyle bir hale geldik ki onun hakimi, bunun savcısı, onun savunması, bu muhalifse böyle demiş olabilir, aman böyle de yapmış olabilir gibi peşin hükümlerle dosyalarda kararlar verildiğini görüyoruz. Bunları yaşadığımız için de bu sonuç çok da şaşırtıcı olmadı bizim açımızdan. Çünkü biz bunu 2000'li yılların başından beri çeşitli varyasyonlarıyla zaten yaşıyoruz. Artık bunun tavan yaptığı, pik yaptığı bir noktadayız maalesef. Şimdi baktığımız zaman sanki adeta hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyor gibiyiz. Hep bir dejavu hali ve çok kısa zaman aralıklarıyla aynı şeyleri yaşıyor ve sonuçlarında hiçbir değişiklik görmüyoruz. O cümleyi tamamlamayacağım çünkü zira kötü bir kelimeyle bitiyor ama oysa Cumhuriyet'i bizi kuranların çağdaşlık düzeyine ulaşma hedefinin hani en önemli unsuruydu hukuk devrimi. Ama geldiğimiz bu noktada çok ciddi bir ivme kaybı görüyoruz. Şimdi sizin bu söylediklerinizden şu da çıkıyor ki yargı kararları bir yerde keyfiyetle veriliyor. Yani keyfiyet durumu da söz konusu. Yargı bağımsız mı değil mi? Bu da tartışmaya açık. Şimdi yargı bağımsız diyebilir miyiz böyle bir ortamda? Yargı bağımsız olmalı diyebiliriz ama bağımsızlığı noktası da son derece tartışılır. Şimdi şöyle, bir kere anayasanın temel ilkelerinden bir tanesi yargıya müdahalenin yasak oluşu. Hiçbir şekilde telkin edilemeyeceği ama daha yargı kararları gelmeden büyük büyük kanallarda büyük büyük insanlar dediğimiz kişilerin burada bu tutuklansın, burada bu karar verilsin, burada şu haindir, burada bu teröristtir şeklinde daha hüküm verilmeden, yargılama yapılmadan yönlendirmede bulunduklarını görüyoruz. Bu şartlar altında yargı orta çağını yaşıyor, yani karanlık dönemini yaşıyor. Bunun elbette ki çıkışı var çünkü bu yargının yaşadığı bu karanlık dönem, orta çağ vicdanlarda aslında yerini bulmuyor. Verilen kararlar bugün için normatif yani hukuk kurallarına uygun görünebilir ama vicdana asla uygun değil. Hukuk o yüzden evrilemez,
başka bir şeye dönüştürülemez. Adalet duygusu da bizim içimizde taşıdığımız o duygu asla başka bir yere gitmez. Sadece uygulayıcılar normatif olarak kanuna karşı hile yapabilirler, kanunları eğip büküp bir takım kararlar verebilirler ki bunun örneklerini biz en bariz örneklerini Ergenekon'da yaşadık. Evet. Ve sonra ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı Ergenekon balyoz davalarında. Bugün o koltuklarda oturanlar da şunu unutmasınlar ki eğer sonlarının Ergenekon davasında yanlı karar veren, taraf tutan ve sonunda kaçmak zorunda kalan hakim ve savcılar gibi olmasını istemiyorlarsa adil, hukuka uygun, vicdana uygun karar vermek zorundalar. Yoksa tarih kendilerini affetmeyecektir. Er ya da geç gerçek hakikat ortaya çıkacaktır. Evet. Şimdi hemen bu konuyu başka bir yere daha bağlamak istiyorum. Malum pek çok artık binlerce oldu KHK mağduru var ve bu mağduriyetler sürmeye devam ediyor. KHK'lar yayınlandıkça farklı farklı kesimlerde farklı mağduriyetler söz konusu. Bununla ilgili size gelen vakalar var mı? Biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok fazla başvuru var bu konuda. Şu anda bununla ilgili bir gelişme var mı işte sayı konusunda ya da herhangi bir şey yapılıyor mu? Buradan izleyicilerimize de bilgi olarak aktaralım. Öyle bir döneme geldi ki şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular oldu. Bizim mağdurlar masamıza başvurular oldu. Yapabildiğimiz kadarıyla el uzatmaya, daha doğrusu hukuki destek anlamında gidebilecekleri yolları işaret etmeye çalıştık. Bu anlamda hak arayışları, mücadeleleri devam etti. Kaldı ki zaten eğer terör örgütüyle bağlantısı olan varsa yargılanmalıdır. En ağır şekilde yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Ama bu sadece eğer bir kişi muhalif olduğu için iş buraya geliyorsa o zaman sıkıntı vardır. Mesela KHK'ların dışında da bakıyoruz ki biz çeşitli devlet kurumlarından insanlar sırf Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. Hakaret kime göre etti, neye göre etti hiçbir detay yok. İşte sosyal medya paylaşımları yüzünden işten atılan işçiler söz konusu. Özel sektörü de sirayet etmiş. Bu aslında bir korku ikliminin sonucu. Yani şunu ortaya koymak lazım. Haklı ve haksızı ayırt etmek için bizim kanun hükmünde kararnamelere ihtiyacımız yok. Bizim sadece vicdanını ve yasaları düzgün kullanan hakimlere ihtiyacımız var. Bu kanun hükmünde kararnameleri olağan hale getirme çabası, kanun hükmünde kararnamelerle aman işimden olacak mıyım insanlara salınan bu korku iklimi, bunlar geçici. Bunlar sadece iktidarda kalma çırpınışları ve bu korku iklimi artık insanların canına tak etmiş durumda. İnsanlar artık adalet istiyorlar. O yüzden de adalet yürüyüşünde binlerce insan yürüdü ve kurultaya gelmek için hazırlanıyor. Hepimizin bir adaletsizlik öyküsü var aslında. Hayatın içerisinde gerek yargı mekanizmalarında gerekse de kendi hayatımızda uğradığımız adaletsizlikler var. Bunun için adalet yürüyüşü ve kurultayı son derece önemli ve dolayısıyla esas seslerini duyuracakları yer bu mağdurlar masası, adalet yürüyüşünden sonra son durak adalet kurultayı. Oraya da bekliyoruz. Peki adalet kurultayına gelmeden önce hemen şunu sormak istiyorum. Çok sayıda da mesaj geliyor bu konuyla ilgili. Bu KHK mağdurlarıyla ilgili davaları CHP takip edecek mi? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Ne yapacaksınız? Bu konuda tutumu ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Şimdi şöyle, haksızlığa uğrayanlar noktasında illerimizde ve ilçelerimizde hukuk sorumlu yöneticilerimiz var ve onlara yönlendirmelerde bulunuyorlar. Eğer haksızlıkları noktasında işte valiliklere başvurmaları, komisyonlara başvurmaları veya dilekçe noktasında. Bunun dışında müvekkil-vekil ilişkisi özel bir ilişki. O anlamda kendi vekillik ve müvekkillik ilişkilerini kendileri sağlıyorlar. Ama temel hukuki yardım noktasında bizler onlara yardımcı olmaya vekil ve müvekkillik noktasında değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin davaları izleyecek mi yakından? O süreci takip edecek mi? Takipçisi olacağız tabii ki. Peki şu anda biliyoruz ki bu KHK mağdurları içinde yani ebeveynleri bu mağdurlar içinde olan şu an 562 tane çocuk cezaevlerinde. Ve işte çocukların yani o adolesan o bebek dönemindeki çocukların cezaevi koşullarında kalması
hiç kimse için uygun değildir, değil mi? Yani bununla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Yapılan bir şey. Bu bir araştırmaydı, birkaç hafta öncesinde basına yansımıştı ama bu 500'ün üzerindeki çocukla, bebekle ilgili daha doğrusu. Aynen öyle. Hatta Miraz bebek doğum gününü kutlamak istedi ve bir türlü doğum günü pastası cezaevinin içine dahi sokulamadı. Dolayısıyla çok güncel ve gündemde olan bir olay ve çok içler acısı olan bir olay. Şöyle, takipçisiyiz elbette ki, ben bir çocuk hakları savunucusu olarak da bu konuda kitap yazan birisi olarak da elbette ki hem partimiz adına hem de bireysel olarak takipçisiyiz. Çünkü bu şöyle bir mesele. Çocukların cezaevlerinde demir oyuncak tır diye bisiklete dahi binemedikleri bir gerçeklikten bahsediyoruz. Beslenme koşulları noktasında çocuğa uygun işte süt içerikli, peynir içerikli vesaire, yani onların gelişimine uygun besinlerin verilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla anneyle ya da babayla beraber çocuğun da cezalandırıldığını görüyoruz. Bu hiçbir hukuki normla açıklanamaz. Derhal o çocuklar uygun koşullara kavuşturulmak zorunda. Zaten en büyük, hani bizi hukuk sıralamasında son sıralara iten şeylerden en büyüğü bence kişi yüzünden ailenin, hatta sülalenin cezalandırılıyor olması. Bir kişinin suçlu olduğu noktasında şüpheniz olabilir. İddianame hazırlayabilirsiniz, ifadesine başvurursunuz, delilleri toplarsınız ve yargılama sürecini işletirsiniz. Ama onun eşine, annesine, babasına ve çocuğuna zulüm edemezsiniz. Yani suçun ve cezanın şahsiliği ilkesi yerle bir edilmiş durumda. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış durumda. Böyle bir ortamda 562 çocuğun vebalini hiçbir kimsenin almaya cüret dahi etmemesi lazım. Yani bu vebali taşıyan siyasi iktidarın derhal bunu çözmesi gerekir. Çocukların tabii, yani bebeklerin daha doğrusu, hep çocuk diyorum ama ruhsal ve fiziksel gelişimlerinde olumsuz yönde etkileyen şartlar altında kalması açıkçası insani olarak da doğru değil. Şunu biliyoruz mesela, o kadar alışmış ki kapının açıp kapanma sesine ve kapının açıp kapanma sesiyle dışarı çıkmaya, o kapının kapanmasıyla ağlayan çocuklar, yani resmen anneyle beraber çocuğun ceza yattığını görüyoruz. Ve annenin de veya babanın da daha suçlu olup olmadığı kesinleşmeden aylarca bunu sürdüğünü görüyoruz. Bunu hangi adalet, hangi vicdan anlayışı, hangi hukuk kuralıyla kim açıklayabilir? O yüzdendir ki bu nikahı müftü mü kıysın, imam mı kıysından öte toplumsal yaralara dönmesi gerekir Sosyal Politikalar Bakanı'nın. Bu 562 çocuğa neden eğilmediğini bir kere kamuoyuna açıklaması gerekir. Bu 562 çocuğu neden takip etmediğini, onların sorunlarını neden çözmediğinin hesabını vermek zorundadır. Aksi takdirde sadece tek bir kişiye yaranacağım, aman ben kabinede kalacağım anlayışı var ise bu onu çok da ileri götürmeyecektir. Çünkü vicdanlar da zaten mahkum olmuştur. Yani bu hepimizin kendine göre inançları, bildikleri, sevdikleri ve bilmedikleri var ama insan olarak bir çocuğa bir nasıl yaklaşacağımız noktasında en özel, evlerimizde en özel, en güzel alanları ayırıyorsak tıpkı kendi çocuğumuz gibi o 562 çocuğa da sahip çıkmak zorundayız. Ki keza evrensel çocuk bildirgesine imza atmış bir ülke olarak, değil mi? Aynen öyle. Bunu daha çok önemsememiz gerekir diye düşünüyorum. Buradan tabii Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na iş düşüyor. Peki hukuki prosedür olarak işlemesi gereken şey ne? Anne ya da baba cezaevinde olduğu zaman çocuk, eğer herhangi bir bakanı yoksa ne yapılıyor? Öyle bir durumda sosyal hizmetler mi devreye giriyor? Meraktan soruyorum bunu, merak ettiğim için soruyorum. Şimdi sosyal hizmetler devreye girebilir. Eğer aile anne yanında kalamayacak durumdaysa sosyal hizmetler devreye girebilir ama en temelde yapılması gereken şey cezaevlerinde bakım evlerinin, yani çocuk anaokullarının, ana sınıflarının arttırılması. Yani Türkiye'de yanılmıyorsam toplamda 8 tane var ve yetersiz. Çocukların tam gün tıpkı diğer çocuklar gibi o cezaevi ortamından izole edilmiş bir hayatı onlara sunmak zorundayız. Bunu orada bir ana sınıfı, çocuk gelişim yuvası kurarak da yapabiliriz. Bunlara bir çare, bir çözüm. Yani biz
yollar, köprüler yaptığımızda övünmekten çok o çocuklara götürdüğümüz hizmetle övünmeyi tercih ederiz. Yani eğer bu 562 çocuk kapı sesiyle irkiliyorsa ve kendini cezaevinde olduğunu her an hissediyorsa, itilip kakılıyorsa, gıdasını alamıyorsa, bisiklete dahi binemiyorsa, bunun hesabını bırakın bakan olmayı, bırakın herhangi bir görevde olmayı, insan olarak bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak hepimiz yüreğimizde hissetmek zorundayız. Ulus olmak, devlet olmak, millet olmak da bunu gerektirir. Elbette. Aynı acıyı paylaşmak, aynı duyguyu paylaşmak. Yani bir taraftan Batı medeniyetinin hukuk düzenini tartışırken şu anda tabii geldiğimiz nokta bu anlamda. Özellikle çocuklar üzerinden bu örnekleri verince sevgili izleyiciler gerçekten çok yaralayıcı. Aynen öyle. Ki pek çok çocuk evet cezaevi koşullarında maalesef şu anda çok önem arz eden bir konu. Üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü o çocuklar ilerleyen dönemde sosyal hayatın içine karışacaklar ve belki de pek çok sorunla birlikte karışacaklar. O da yine dediğiniz gibi yani biz bir milletiz, bir devletiz. Aynı zamanda öyle. O yurttaşlarız. Aynen öyle. Ve o çocuklar hep aynı havayı soluyacak ve aynı problemlerin içine aynen doğmuş öyle. Oluyorlar. Dolayısıyla da bu problemleri bir ortadan kaldırmak gerekiyor. Belki de sosyal devlet olmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Değil mi? Peki yine hukuk üzerinden devam edelim istiyorum. Siz az önce işte müftülerin nikah kıymasıyla ilgili dediniz. Bu da yani hukuki açıdan doğru olmayan bir ülke üzerinden devam eden bir tartışma aslında hep soruluyor. İşte bu nasıl olacak vesaire. Artık biraz da iş sulandırılmaya başladı aynen. Bu noktada. Bununla ilgili ne söylersiniz? Vallahi ben az önce de söylediğim gibi bu kadar iç acıtıcı, yaralayıcı sorunlarımız varken konunun müftü nikahına getirilmesini trajikomik buluyorum. Çünkü bakınız 2015 ve 2016 yılları arasındaki TÜİK araştırmasına göre evlenmelerde azalma var. Boşanmalarda azalma var. Çocuk sayısında azalma var. Bu demek oluyor ki bizim ters giden bir şeyler var. Nikah memurlarımız 70 de artmış. Hatta evet. Daha fazlasını yapabileceklerken yine bakana buradan söylediği sözü tekrar edelim. Diyor ki müftüler nikah kıyacak, imamlar değil. Şimdi şöyle hatırlatmak lazım öyleyse. Belediye başkanları nikah kıyacaktır kanunda ama belediye başkanları yetkilendirir ve belediye memurları pekala kıyarlar nikahları. Evet. Dolayısıyla müftüler yetkilendirir. Ki belediyelerde de bu konuda kuyruklar yok değil mi? Yok, sokaklara öyle, taşan öyle, yani yetemeyecekleri bir durum yok. Kaldı ki oranlarda düşüş var. O halde kafamıza şu soru geliyor tabii. Yani evlenmede düşüş var, boşanmada düşüş var, çocukta düşüş var. Yani çocuk Türkiye'deki çocuk nüfusunda düşüş var. O zaman siz elinize istatistiklerle geldiniz. Aynen, TÜİK oranlarıyla geldim. Dolayısıyla biz ne diye bu konuyu gündeme getirdik? Bu soru esasında bizi, işte trajikomik dediğim kısmı burası. Hani çok böyle kuyruklar olur, büyük bir kamu ihtiyacıdır ve biz bunu karşılamak için yetmiyordur elimizdeki memurlar ya biz bunlara da yetki verelim ki bu iş bir an önce olsun. Öyle sıra falan olduğu yok nikah memurluklarının önünde. 70 de 60 bile çünkü düşüş var. O halde şunu soruyoruz yani bu evlenme boşanma istatistikleri düşerken işte çocuk istatistikleri düşerken müftü nikahı mı imam nikahı mı tartışması bu ancak ve ancak bulunulan koltukları yeterince farkında olmamak ya da dolduramamak ya da en basit deyimle gereğini yapmamak oluyor. Yani çocuklar bu kadar sahipsizken ben işte suça tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yine ters orant olacak. 2015-2016 yıllarında çocuk nüfusu azalıyor ama çocuk suç oranı %10 artıyor. Şimdi o halde biz bu çocuklara sahip çıkamıyoruz. Yani Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevi nikahı imam kıyacak, imam kıymayacak, müftü kıyacak demekten öte %10 artan çocukların adliyeye sevkinde %10 artışı açıklamaktır görevi. Tabii. Çocuk sayımız azalmış ama çocukların adliyeye sevki %10 artmış durumda. Üstelik de evlenmeler düşerken biz yeni yeni yetkiler verme peşindeyiz. Son derece trajikomik evet. Ama bunu da şöyle söylemek lazım. Bu tabii
Bunun dışında gizli bir ajandaları varsa bunu açıklamaları lazım. Yani bu müftülere yetki vermek, yok müftüye değil, işte imam olur mu, olmaz mı? Veya daha önce geçtiğimiz kış cinsel istismarla alakalı bir yasa çıkarılmak istendi ve geri çekildi. Ne istediklerini kelime oyunu yapmadan söylemeleri gerekiyor. Kimse bunu görmüyor değil. Yani bu bahsettiğim gibi oranlar ortada. Türkiye'de böyle bir ihtiyaç yok. Bizim önümüze getirip bu konu konuluyor. Amacının ne olduğunu açıklamak zorunda. Böyle bir ihtiyaç yokken amacının ne olduğunu açıklamak zorunda. Evet, olan kaldı problemleri ki, çözmek yerine değil mi? Daha da büyütecek aynen, yeni problemler konular, bunlar. Aynen öyle. Maalesef. Tabii bu çok da doğru söylediniz. Bu peşi sıra çocuk gelini getiriyor. Hı hı. Zaten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi çocuk gelin. Tuğba Hanım, burada bir virgül koyalım. Reklama gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımdan uyarı alıyorum. Efendim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Avukat Tuğba Ütebay'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Avukat Tuğba Ütebay'la hukuku konuşuyoruz. Son dönemde hukukun aslında içine girmiş olduğu çıkmazdan biraz da bahsediyoruz. Maalesef. Ama çocuklar dedik reklama gitmeden önce. İşte cezaevi KHK'lar ve çocuk mağduriyetleri. Siz de evlenme ve boşanma istatistiklerinden bahsettiniz. Şimdi biraz daha fotoğrafı büyütürsek. Hı hı. İşte bir tarafta tartışmalar, işte müftülere nikah yetkisi verilecek mi verilmeyecek mi, bu tasarı neyi öngörüyor dedik. Diğer taraftan işte müfredatta bu yıl resmen uygulanacak olan, ama aslında biz biliyoruz ki, daha doğrusu son günlerde öğrendik ki 2-3 yıldır bu dersler, bu üniteler bölüm bölüm eklenmiş müfredata. Böyle bir eş zamanlı hani laik düzene karşı böyle sistemli bir hadise söz konusu. Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Yani aynı zamanda bir hukukçu olarak daha geniş bir pencereden değerlendirdiğimiz zaman nasıl bakarsınız? Şimdi ideolojik bakış açısı bir tarafa, bakış açısını bir tarafa bir yana koyarak bakması gerekir siyasi iktidarın. Özellikle eğitim konusuna. Kendime özgü bir nesil yetiştireyim anlayışıyla hazırlanan müfredat sadece geleceği karartıyor. Yani biz yeni bir müfredat uyguluyoruz. Bu adeta deve kuşu modeli bir müfredat uyguluyoruz. Aslında şöyle sormak istedim size soruyu. Biraz daha geniş, yani proses bakarsak, bölüm bölüm bakarsak, süreç bakarsak. İşte bir tarafta müftülere nikah yetkisi verilmesi hadisesi var. Diğer tarafta başka bir süreç, eğitimde müfredat değişikliği var. Diğer taraftan işte hukuksal düzende hayli aşınma süreci var. Tüm böyle yani bütün olarak baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Çünkü bazı kesimler aynı zamanda şunu da dile getiriyorlar. İşte bir malum bir AKP MKYK üyesi çıktı, dedi ki yeni Türkiye kuruluyor. İşte bunun kurucusu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu böyle biline dedi. Kamuoyundan tepkiler gelmeye başlayınca parti düzeyinde de sizlerin ve kamuoyunun da bildiği gibi bu açıklamaların partimizde herhangi bir ilgisi yoktur dendi. Kişi kendisi de yanlış anlaşıldım dedi. Tüm bunlar böyle geniş bir perdeden bakınca nasıl anlaşılması gerekir sizce? Bu bir paranoya mıdır? Bu tek tip insan yetiştirme çabası. Yani toplumu organize etme, tek tip insan yetiştirme, farklılıkları asimile etme. Adeta işte benim gibi düşünen, benim söylediğim gibi hareket eden bir toplum yaratmalıyım iddiası ve hayaliyle yapılmış hareketler olarak değerlendiriyorum ve son derece üzücü buluyorum. Şimdi o kadar benzer zamanda özellikle Cumhuriyet kazanımlarına karşı söylemlerle bir araya geliyoruz ki ve bunları duyuyoruz ki, acaba sorununuz mu var Cumhuriyet kazanımlarıyla sormaktan kendimizi alamıyoruz. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi İşte eğitim müfredata baktığınız zaman 7. 8. sınıf derslerinde söylev kısmında
ki dünyaca ünlü söylev Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk söylevidir. Nutuk söylevi yer almıyor 7. sınıflarda. 8. sınıflarda destan bölümü var yine bir ünite olarak. Kurtuluş Savaşı yer almıyor. Bu tarihe karşı yapılmış bir ihanet, görmezden gelme çabasıdır. Ama şimdi bu davranış bir sıkışmışlık davranışı. Yani çabucak, yangından mal kaçırırcasına toplumu dilediğim gibi organize edeyim. Hemen işte bunu da 2019'u yetiştirirsem ne âlâ, ne güzel olur gibi bir çaba görüyoruz. Ne müfredatı tartışıyorlar, ne nikahla alakalı bir ihtiyaç var mı araştırıyorlar, ne yargıdaki bu iniş çıkışlara, adil olmayan bazı kararlara karşı tepkisiz veya işte hukuku işaret eden bir tavırda bulunuyorlar. Tamamen işte bu tek tip insan yaratayım çabasını görüyoruz ve son derece tehlikeli. Bu sadece bugünün meselesi değil. Bu aslında bizim okula giden yavrularımızla beraber geleceğin meselesi. Yani siz bunu yaparak dünyayla rekabet edemeyen bir gençlik yetiştireceksiniz. Dünyayla rekabet edemeyen gençlik yetiştirdiğiniz zaman bilimden uzak kalacaksınız. Sanayiden uzak kalacaksınız. Ülkenizi bile bile fakirliğe terk ediyorsunuz demektir. Yani kendi ideolojiniz için yapmış olduğunuz bu ataklar aslında hepimizin içinde olduğu bu ülkeyi batırmak üzere yapılmış eylemler. Dolayısıyla bir an önce bu hırstan uzaklaşmaları gerekiyor. Temel doğru, evrensel doğru, bilimsel verilere dönmeleri gerekiyor. Aksi takdirde işte sadece böyle düşünenler değil, düşünmeyenlerin de içinde olduğu bu güzel ülke karanlıklara doğru sürükleniyor. Ama şu özellikle referandum süreci bize şunu gösterdi. İnsanlar bunun farkındalar, görüyorlar, okuyorlar ve tepki veriyorlar. Özellikle konu eğitim olduğunda nereden nereye evrildiğimizin farkındalar. Bu işte okullardaki eğitimde işte bu da olsa ne olur, şu da olsa ne olur, bunu istedik, siz işte şuna karşısınız demek ki gibi sürekli insanları birbirleriyle, komşularıyla, iş yerinde çalıştığı insanlarla karşı karşıya getirerek yapılan siyaset toplumun lehine bir siyaset değil. Son noktada da artık tek tip insan yaratmak için atılan adımlar Büyük görüyorum. Oranda da toplumda bu karşılık bulmuyor. Yani bulmuyor. Baktığınız zaman yine insanlar işte eşine, dostuna, konusuna, komşusuna aynen artık öyle. Belki de bu meseleleri yok sayarak hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Çünkü bir taraftan ekonomik sorunlar malum işsizlik, istihdam vesaire ekonomik verilere de bakınca çözünmedi. Evet yani bir toplumun ayakta durmasının en önemli temellerinden biri de ekonomik olarak da güçlü olması, yargısının bağımsız olması, o ülkede, o toplumda özgürlüklerden bahsedebilmek, sosyal devlet olabilmek. Şimdi bunları en güzel sevgili izleyiciler istatistiklerde görebiliyoruz. İşte eğitimde yapılan istatistiklerde kaçıncı sıralarda yer aldığımızı o PISA raporlarında görüyoruz. İşte dediğimiz gibi bu World Justice Project'te yani Dünya Adalet Projesi 113 ülkede 90. yapılıyor ve Türkiye 99. sırada yer alıyor. Bunun gibi verilebilecek pek çok istatistik var. Aslına bakarsanız bütün bunları burada bu istatistiklerle görmek yani o fotoğrafı da büyütmek çok mümkün. Yapılacak olan yani çözüm noktasında yapılması gereken şey de herhalde önce yargının bağımsızlığını elbette sağlamak. Ondan sonra teker teker tüm bunları iyileştirmek için yeni politikalar üretmek. Çünkü yeni politikalar üretilmediği zaman yapılan bütün emekler de boşa gitmiş oluyor. Değil mi? Elbette ki burada tabii biz sizin de söylediğiniz gibi biraz resmi masaya yatırıyoruz ama asla umutsuz ve ümitsiz değiliz. Yani bu zaten birbirimize ve toplumumuza olan inancımız var. Referandumda karşılaştığımız bir tablo var. Asla umutsuz değiliz. Tam tersine umutluyuz. Çünkü eğitim sorunu insanların evinin içinde. İnsanlar bunu yaşıyorlar. Ekonomik sorun insanların evinin içinde ve çözülememiş durumda. İnsanlar bunu da yaşıyorlar.
Bunun için sadece sizin de söylediğiniz gibi yüksek sesle bu sorunları dile getirmek ve projeksiyon sunmak gerekiyor. İşte burada da bizim projelerimizi insanlara ulaştırmamız ve daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksa toplum buna hazır. Son derece 15 yıldır her şeyin farkında. Elbette ki her siyasi görüşten insan vardır. İnsanlar istedikleri partilere oy verirler ama şimdi çok net bir şey koyduk ortaya. Boşanma ve evlenme sayısı azalırken müftülere yeni yeni kişilere nikah yetkisi veriliyor. Yani bu çok açık ve ortada. Buna bir ihtiyaç yok. Kamu yararı yok. Buna niye bütçe ayrılsın? Atanamayan öğretmenler varken. Şimdi başka bir şey daha geldi aklıma. İktidar partisi geçmişte ARGE'de çok başarılı, çok kuvvetli bir partiydi. Şimdi bu söylediğiniz istatistiklere bakınca demek bu ARGE'nin çalışmadığı da çıkıyor ortaya. Yani eskisi gibi. Çünkü ihtiyaca yönelik reformlar olmadığına göre politikalar. Aynen öyle. Tabii hani belki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Hani bunu ben TÜİK verilerine göre söylüyorum. Belki de hani kameramız görebilir mi ya da böyle tutsam görülür mü diye. 2015 ve 2016 verileri var ve buna göre evlenme oranlarının düştüğünü görüyoruz. Aslında tam bakalım, olarak kaçtan kaça düşmüş? 21.86'dan 21.22'ye düşmüş. Bir düşüş var 2015 ve 2016'da. Dolayısıyla boşanma ve evlenmenin düştüğünü bu TÜİK verilerine göre son bir yılda 2017'de açıklanması üzerine görüyoruz. Ve bununla beraber yine hemen akabinde bir şey daha göstereceğim. Hı hı. Burada da çocuk nüfusunun düştüğünü görüyoruz yine. Burada da yine TÜİK verilerine göre çocuk nüfusunun düştüğünü görüyoruz. Bu da demek oluyor ki aslında bizim yeni yeni nikahla ilgili ya da evlilikle ilgili yeni yeni oluşumlara ihtiyacımız yok. Bizim suça karışan bu çocukları ki %10 artmıştır çocukların suça karışma oranı. Bunu düzenlememiz gerekiyor. Ya da suça karışmayan çocuk istismarına açık olabilecek bir şeyi öyle ortaya koymamak gerekiyor bir öneriyi. Şu son kez hani bu söylediğimiz şeyleri göstermek adına %10 güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı arttı. Bunlarda da en çok artışın 15-17 yaş grubunda olduğunu görüyoruz. Yani burada çok ciddi bir sayı var. Yani 333.435 yine TÜİK verilerine göre aynen öyle. Bu artış nüfus artmazken suça sürüklenen çocuğun arttığını görüyoruz. Bunları çözmek varken, ekonomik sorunları çözmek varken başka şeylerle gündem dağıtılıyorsa o zaman bunlara verecek cevabınız olmadığını anlıyoruz biz. O halde bunları çözemiyorsunuz. O halde bunlara cevap veremiyorsunuz. Başka bir şeyin peşine düşmüşsünüz. Toplumda tek tip bir toplum yaratma, tek tip bir insan yaratmanın peşine düşmüşsünüz. Ve ben tek tip bir şey insan yaratırsam her şey güllük gülistanlık. Tek tip insan yaratma çabası bu toplumda tutmaz. Çünkü biz birlikte bizim zenginliğimiz zaten kültürel zenginliğimiz. Bir arada böyle yaşamaktan mutluyuz. O yüzden kimsenin bizi eğitimdeki değişiklikle veya bir takım dayatmalarla tek tip kişiye çevirmesine ihtiyacımız yok. Ve bu da toplumda karşılık bulmuyor. Temel sorunlarımız var. Eğitim sorunumuz var. Hukuk sorunumuz var. Ekonomik sorunumuz var. İstihdam sorunumuz var. Evimizin içinde. Ve bunlara çözüm bekliyoruz bakandan. Az önce sizin de söylediğiniz gibi 562 tane bebek, çocuk, anne ve babasıyla beraber cezalandırılıyor. Sosyal Politikalar Bakanı nerede? Bu çocukların ağlamasından, bu çocukların cezaevindeki o pranga seslerinden, irkilmesinden hiç mi vicdanı sızlamıyor? Bizim tüylerimiz diken diken oluyor cezaevine gidip aileleri gördüğümüz zaman. O çocukların bisiklete binemediklerini duyduğumuz zaman, bir yaşındaki bir çocuğun pastasını üfleyemediğini duyduğumuz zaman biz evlerimizde, tatilimizde gidip günümüzü gün ediyoruz gibi düşünülüyorsa şayet yanılınıyor. Yani toplumda yaratılmak istenen işte elitler veya bilmezler ifadesi son derece yine kutuplaştırıcı ve gerçeğe aykırı. Toplumun tam içinde, tam göbeğinde olmakla gurur duyuyoruz. Çünkü bu şekilde birlikte yaşamaktan gurur duyuyoruz.
bakanlığı ve bakanları göreve çağırıyoruz. Bu 562 çocuğu çözmeye, suç oranındaki artışı çözmeye göreve davet ediyoruz. Aksi takdirde oturduğunuz koltukların hakkını veremiyorsunuz. Kendi ifadeleriyle gayrimillisiniz. Yani milli sorunları çözemiyorsanız gayrimilli mi oluyorsunuz diye tartışmak lazım. Evet, süremizin sonuna geldik bugün de. Efendim özetle Avukat Tuğba Ütebay diyor ki sorunları çözelim önce. Sorun yaratmaktansa sorunları çözmeye yönelik projelerle çıkalım halkın karşısına. Siz de buna destek olmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırsınız. Efendim bugün bizden bugünlük de bu kadar. Süremizin sonuna geldik. Hatta aştık bile. Yarın yine aynı saatte biz burada olacağız. Ekran başında buluşalım. Hoşça kalın.